Mehmet Toroğlu, Beyaz Saray nasıl karşıladı İran'ın füze denemesini? Bu deneme İran'la varılan nükleer anlaşmayı ihlal ediyor mu? Hülya Polat, İran'ın bu haftaki füze denemelerin, balistik füze denemelerinden sonra gözler Amerika'nın nasıl bir yanıt vereceğine çevrilmiş durumda. Obama yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirebileceği ya da tek taraflı da bir adım atabileceği uyarısında bulundu. Washington Ekim ayında da füze denemesi yapan İran'ın füze programıyla ilintili bazı kişi ve kuruluşlara önceki ay bazı yeni yaptırımlar açıklamıştı. Amerika'nın şimdi de yine benzer bir yeni yaptırım uygulamasına gidebileceği belirtiliyor. Nitekim Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest hala yürürlükte olan yaptırımların daha da güçlendirilmesi ya da füze programıyla alakalı ekipman ve materyallerin İran'a sevkiyatına sınırlamalar, yeni sınırlamalar getirilmesi yolunda atabilecekleri adımlar olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı John Kerry de İranlı muadili Cevat Zarif'le bir telefon görüşmesi yaptı. Amerikalı yetkililer İran'ın füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etse de nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini belirtiyor. Ancak yine de Tahran'ın bu hareketini görmezlikten gelmeyeceklerini vurguluyorlar. Son olarak Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden da İsrail'i ziyaret sırasında bir açıklama yaptı. İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesi halinde Amerika'nın mutlaka buna karşı gereken adımları atacağının altını çizdi Biden. Hülya Polat. Başkan Obama bugün Beyaz Saray'da Kanada Başbakanı'nı ağırladı. İki lider ortak bir basın toplantısı yaptılar görüştükten sonra. Mehmet, gündemdeki konular hakkında bilgi verir misin? Neler geldi, neler konuşuldu Beyaz Saray'daki toplantıda? Hülya Polat, iki liderin görüşmesinde iklim değişikliği gündemin ağırlıklı maddesiydi. Obama ve Trudeau iklim değişikliği ile mücadelede bir takım yeni adımlar açıkladı. Bunlar arasında iki ülkenin önümüzdeki 10 yıl içerisinde metan gazı emisyonlarını %40 ila 45 seviyesinde 2012 yılı seviyelerinin altına indirmesi, kutup bölgesinde daha fazla toprak ve deniz alanlarının koruma altına alınması ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesine hız verilmesi gibi adımlar bulunuyor. Toplantıda Kanada'nın Amerika'nın en büyük ticaret ortağı olmasına hareketle karşılıklı ticaret ve yatırımların daha da güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. IŞİD'le mücadele çabaları ele alındı. İki lider sınır güvenliğinin artırılması ve yabancı savaşçıların giriş çıkışlarını önleme noktasında daha fazla bilgi paylaşma kararı aldı. Başkan Obama Suriye'de ateşkes anlaşması yürürlüğe girdikten sonra şiddette gözle görülür bir azalma olduğunu söyledi basın toplantısında. Toplantıda dostluk mesajları ve espriler hakimdi. İki ülke birbirine komşu ama ilginçtir, Trudeau'nun ziyareti 20 yıla yakın bir süredir bir Kanada Başbakanı'nın Washington'a düzenlediği ilk resmi ziyaret oldu. Kanada'nın bir önceki başbakanı Harper zamanında iki ülke ilişkilerine zaman zaman gerilimler yaşanıyordu. Özellikle Obama'nın Keystone Boru Hattı projesine muhalefeti nedeniyle muhalefete Harper'ın tepkisini çekiyordu. Ancak Trudeau'nun başbakan olmasından sonra ilişkilerde adeta bir bahar havası yaşanıyor. Zira Trudeau'nun siyasi görüşleri Obama'nınkine çok daha yakın. Basın toplantısından son bir not aktarayım. Obama'ya başkanlık seçimleri ve Trump soruldu. Obama, Trump'ın savunduğu pozisyonların aslında diğer cumhuriyetçi aday adaylarından çok da farklı olmadığını, sadece Trump'ın bu pozisyonlarını dile getirirken daha provokatif bir tarz benimsediğini söyledi. Ayrıca Obama, cumhuriyetçilerin ön seçim kampanyasını sirke benzetti. Aslında kendisinin daha güçlü, etkili bir Cumhuriyetçi Parti görmek istediğini belirtti. Hülya Polat. Evet, Mehmet Toroğlu, çok teşekkür ediyoruz.